Dostlarım merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kostümü birazcık izleyelim sizlerle beraber. Arkadaşlar ben kostümü aşırı beğendim. Efektler, ejderler, renk uyumu, kırmızı, mor, sarı hepsi beraber mükemmel olmuş cidden. Yani şu kostüm mızrak, üzerindeki iki tane ejder, alev püskürtüyorlar falanlar filanlar. Yani bence muazzam olmuş. Kol detayları da aşırı iyi olmuş. Yani mükemmel bir kostüm yapmışlar adeta. Herkesin eline sağlık. Şu ejderlere baksana. Harika olmuş. Game of Thrones abi. İsim koyarım ben onlara. Neyse. Ejderlere bak, mızrakla oynuyorsun zaten. Şu pasif olayını çok beğenmedim. Yani normal kostümlerde de böyle pasifler var zaten. Yani efektler biraz daha havalı olabilirmiş. Q attığınız zaman peşinizden ejderha efekti çıkıyor. O aşırı güzel olmuş. Tek beğenmediğim sekme efekti zaten. W attığınız zaman normal bir W'de çok iyi değil ama duvara saplandığında etrafında bir ejderha dönüyor abi. O mükemmel olmuş. Cidden onu da çok beğendim. B'de dönüş efekti bak. Aşırı güzel. Bir de kırmızı epik üste dönüşünüz varsa daha da güzel olacaktır onunla beraber. Güzel bir uyum olacaktır. Yabancı bir kanaldan aldım dediğim gibi. Umarım sıkıntı çıkmaz. Kostümü alabilir miyim bilmiyorum. Yani öğrenciyim biliyorsunuz. Kanal da aşırı büyük değil. O yüzden elimden geldiği kadarıyla almaya çalışacağım. Ulti attığımız zaman solus ve sağlıklı efektler çıkıyor ve karakterin üzerinde de bir ejder işareti çıkıyor. Tekrar ışınlanıyorsunuz Q veya ulti ile. Orada da bir ejder işareti çıkıyor. Ulti de ejder gidiyor. Abi mükemmel olmuş bence. Ben çok beğendim. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımız birazcık düşük. Onu büyütmemiz lazım. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Videoya geçmeden destek olursanız çok mutlu olurum. Herkesin eline koluna sağlık şimdiden. Kostüm böyle. Şimdi kendi videomuza geçelim. İyi seyirler. Dostlarım merhabalar hepiniz. Yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayım arkadaşlar. Şu ses ayarlarını bir ayarlayayım videoya girmeden. Sonra fazla geliyor. Hop kıstım. 300 Roger ve Kufra ile beraber. Onlar mistik oldu. Ben farklı bir hesaptaydım. Şu an kendi hesabımdayım. Efsaneyim ben de. Ne diyecektim? Herkesin kafasında olan güzel bir soruyu cevaplayayım. Bu sezon global kasacak mısın? Şimdi arkadaşlar, yani bir kere daha önce oldum. Hani bu sezon, geçen sezon da birdik. Çocuk çok fazla oynuyordu. Benden 600 mi 700 bin maç fazlası vardı. Ya yoruyor, böyle işi olmayan bir adam sürekli oynayınca geçme imkanım olmuyor. Yani adamın benden %10 kazanma oranı az olmasına rağmen global 1 bitirdi. Neden? Çünkü fazla oynadı. O yüzden öyle biriyle karşılaşırsam yine salarım, yani uğraşamam hiç. Üniversite son sınıfım, bir de onunla mı uğraşacağım? Daha önce bir bitirdiğim için de yani bir şey ifade etmiyor benim için. Ama şey yapabilirim. Yani zaman ilerledikten sonra bakarım abi, bağımlısı yok. Zorlarım. O şekilde zorlarım ama bağımlısı olunca adamın işi yok, gücü yok. Yani okulu var mı yok mu bilmiyorum. Çalışmıyor. Gece gündüz oyunda. Ne yapayım yani? Ben sabah 8'de okula gidiyorum anasını satayım. Şunu bir saplayalım. 5'te geliyorum. Güzel. İlk skorumuzu aldık. Yani o yüzden global kasar mıyım kasmaz mıyım bilmiyorum. Öncelikle bunun cevabını vermiş olayım sizlere. Ondan sonracıma efsane olduk. Kanalı büyütmeye yönelik bir şeyler yapmayı planlıyorum bundan sonra. Kafamdakini de sizlere söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, videolar güzel izleniyor. Bakın insanların, böyle çoğu YouTuber'ın... Bir dakika. Güzel. Hayır. Çoğu YouTuber'ın böyle 10.000 abonesi falan var şu an. Böyle 4.000, 3.000, 2.000 o civarlarda izleniyor. Bizim işte gördüğünüz gibi 5.000 abonemiz var. Biz 4.000, bazen 5.000, bazen 3.000. Yani biz onlarla aynı izleniyoruz. Yani bu bizim kanalımızın kaliteli olduğunu, güzel olduğunu gösteriyor birazcık. Bunlara göre. Şimdi o yüzden bir de şey var. %70 falan abone olmayan kullanıcılar var. Bu demek oluyor ki yani 4.000'in %70'i kaç ediyor? 28. 2.800 kişi yapıyor. Buradan bir oyun çıkacak mı? 2.800 kişi abone değilmiş. Bu yüzden zaten kanal öyle aşırı büyümüyor. Hızlı bir şekilde büyümüyor. Ben de dedim ki madem sponsorumuz var. Sponsorumuzla konuştum. Dedim her 100 abonede bir kostüm hediye edelim dedim. 750 elmas mı 800 mi neyse artık. Her 100 abonede bir kostüm hediye edelim. Ay sonunda onları takipçilerimize dağıtalım dedim. Tabii ki bunun için de takip etme şeyiniz oluyor. Ya bu şekilde şey olabilir. Çünkü yanlış anlamayın, olay şu. Sen izliyorsun. Hani diğer arkadaş izliyor. Sürekli izliyor. Her gün izliyor. Sıkıntı yok ama abone olmuyor. Şimdi YouTube sürekli abone olmadığınız için sizin karşınıza öneriyor beni. Hani yarın yine senin karşına öneriyor. Hani abone olsan abone olmayanlara da önerecek ama sürekli sen olmadığın için sürekli sana öneriyor. O yüzden hiçbir gelişim kolay kolay elde edilmiyor.
Bazen belirtiyor, bazen böyle belirtiyorum, günlerle abone falan geliyor. Bak böyle çok güzel oluyor. Videoların zaten izlenmesi tavan oluyor. Direkt zirveye şey yapıyor, sıçrıyor. Yani böyle olduğu zaman güzel. O yüzden böyle bir önlem almak istedim. Önlem demeyeyim de böyle bir düşüncem var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizler de o yüzden destek olursanız. Şeyi nasıl yapacağız? Bir dakika. 100 abone dediğimde şu. Mesela 5700, 5800'de bir çekiliş yapacağız. 5900'de bir çekiliş yapacağız. 6000'de bir çekiliş yapacağız. Bu şekilde. Şimdi şey diyeceksiniz. Ah be. İşte nasıl anlayacağız onu? Yani çekilişi nasıl yapacağız falan diyeceksiniz. Onu ben de düşünmemiştim. Onun pasifini aldım. Onu video içerisinde düşünüyorum. Ya da ikinci videoyu da yaparım zaten. Onu da söyleyebilirim. Haberiniz olsun. O yüzden arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese hop. Bak bakayım orada mıyım? Herkes eline koluna sağlık şimdiden. Like'lar da çok önemli arkadaşlar. Like atarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi kanalın büyümesine yönelik oynayacağım. Kule bende kalacak. Bir dakika. Ya, dayı sen aldın beni karın yaptın yani, kusura bakma da oraya fırlat, buraya çek, götür, tut. Allah Allah. Ne diyordum? Evet, böyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an mesela bir bakayım güncel kaç? 5000 yenilen 5758 mesela arkadaşlar. Bunu düzleriz. Biri bir şey satıyor dışarıda. İnşallah ses çok gelmiyordur. Bağıra 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 bir hal oldu çocuk. Ayakkabı da zırh yapalım. Evet. İşte kaç yapalım mesela? 5600, 5800'de bir tane verelim. Çok da şey değil. 50 aboneden de bir şey olmaz. Bu videoda mesela 50 abone gelirse, 5600 olursak arkadaşlar verelim. Plan bu yönde. Aynen ama ben de öyle diyordum. Sen şimdi ulti atarsın bana. Bak bakayım. Kesebildim. Abi saldırı hızını çok özlemişim ya. O yüzden saldırı hızı kastım zaten. Nerf yemesine rağmen. Öyle arkadaşlar. Ha, buldum. Çekilişi nasıl yapacağımızı da. Açıklama kısmına ben Discord'umu bırakayım. Bu kanala şartımız da 2 tane olsun. Bu kanala abone olup Discord'umuza katılmak olsun arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord'umuz var. Hem oradan da büyümüş oluruz. Oradan da etkinlikler yaparız, çekilişler yaparız. Orayı da büyütürüz. Hem güzel olur. Evet, şartımız da bu olsun. Discord'dan yapalım çekilişlerimizi de. Evet, bulduk işte, bu kadar. Abone oluyorsunuz, Discord'a geliyorsunuz. 5800 abone olduğumuzda arkadaşlar Discord'a giriyorum. Oradan çekiliş yapıyoruz, açıklıyoruz. İşte bir sonraki 100 abonede yine aynısını yapıyoruz. Bir sonraki 100 abonede yine aynısını yapıyoruz. Yani çekilişlerimizi Discord'dan yapıyoruz. Olay budur. Bence mükemmel oldu şu an. Evet. Seni de keserim bence ya. Aman. Kule ne diyecekmiş bana? Global bir Moskovum lan ben. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadıysanız tekrar kısaca açıklayayım. Açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza katılıyorsunuz. Bu kanalı takip ediyorsunuz. 5800 abone olduğumuzda Discord'daki kişilerimizden çekiliş yapıyoruz. Her 100 abonede bir epik kostüm veriyoruz. Durum budur. Şunu gelmişken şuradan bir tane red hızlayalım. Kalkanı seviyorum, ilhamı seviyorum, saldırı hızı, bulldini seviyorum. Kritik çok vuruyor biliyorum ama ben saldırı hızından keyif alıyorum arkadaşlar. Şu kayıt olayı var ya bak. Bu beni aşırı mutlu ediyor, böyle tatmin ediyor. O yüzden ben bunu daha çok seviyorum. Kritikle giriyorsun, iki tane vuruyorsun, eyvallah. O da anlık şey yapıyor ama bu halde sürekli savaş halinde olduğum için çok mutlu oluyorum. Bak şuna bak. Şöyle adam seni kovalıyor gibi düşün. Bak şunun güzelliğini görüyor musun? İşte bu beni çok mutlu ediyor. Oğlum ormancı mısınız, niye alıyorsun? Kanka ben öndeyim diye aldım ya. Bir de sohbete daldım. Helal et. Haklı çocuk bu arada. Ben sohbete dalmışım. O yüzden. Helal et kanka, helal et. Şimdi arkadaşlar gidelim. Altı da itelim. Bu arada global kaçım şu an bilmiyorum. Biz geçen sezon 2 bitirdik. Nereye yattı? Ben çünkü oynamıyorum yenilendiğinden beri. Nereye yattı, ne yaptı bilmiyorum. Onu da maç bitince görürüz. Zınk. Şimdi geleyim oraya doğru. Üstü de başkası mı aldı acaba çocuğun ormanını? Link ne alemde? Bir... Oğlum ben 8K farm atmışım. Ben ne yapmışım böyle? Yemedim içmedim farm mı attım acaba? Sen ne yapıyorsun? Salla çocuğu. Baksana abi şu kayıtın güzelliğine. Link kaçamayacak herhalde oradan. Evet, saldırı hızı en iyisi hocam. Yani ben keyif alıyorum. Vuracaktım he kafana, zor tuttum kendimi. Gel kardeşim. Şaka. Güzel doçladı, helal olsun. Güzel doçladı, yalan yok. Helal lan çoğu.
6 kere ölmüşsün, geldin bana oyun yaptın burada. Helal lan, tebrikler. Şimdi evet, her şeyi açıkladık. İtemlerimizi de bayağı bir bitireceğiz bu arada. Güzel bir oyunla herkesi yok ederiz diye düşünüyorum. İkinci videolarımız, ha onu da söyleyeyim. Açıklama tarzı bir video olsun bu. İkinci videolarımız her gün, her 2 günde bir 2 video yapalım. İkinci videolarımız da şey olsun, böyle suikastçı, mit, farklı olsun. Altın koridoru da olabilir, bilmiyorum. Tamamen şeye bağlı, bize bağlı o. Onu da öyle ayarlayalım arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde de yapabilirim. Hani her gün abi izlemek istiyoruz. Çünkü bir gün 3 gün mü ne atmadım herhalde bir ara. Yazmışsınız hani video bayağı da yazmışsınız. O yüzden her gün yapıp bir gün Moskova, bir gün farklı yapsam o da olabilir. İhtimaller dahilinde. Yani benim tercihim, çünkü dediğim gibi kanalı büyütmeye yönelik yapacağım. 2 günde bir yapıp editli atmak. Bunu edit yapamayacağım bu arada, onu söyleyeyim. Bunu çünkü yeni çekiyorum, yarın atacağım. Öyle bundan sonrakileri editli yapmaya çalışacağım. Öyle arkadaşlar, amacım büyümek dediğim gibi. Yoksa bu şekilde hiçbir şey olmuyor. Sizlerin de desteklerinizi bekliyorum. Evet, let's go. Şimdi kanka Lord var, şey var. Şu yine kafama bir şeyler yapmasın. Evet, Lord'a gidebiliriz. Kufra oynama kanka oralara. Link nerede? Link'le bizimkinin arasında ne var? 12-13 bir level var. Belli olmaz. Çalabilir. Aa, çalsaydı var ya. Link kanka şuraya gidiyorsun değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ya ama kaçman lazım. Şöyle geri geri niye vurmadın? Ling'e hakim muhtemelen. Seri oynuyor. Kanka itme orayı. İtme orayı, gel geri. Orayı itme. İt kardeşim. Vur kardeşim. İt, milyonlar eşit gitmesin. Oyun bitmesin. Oyun uzasın kardeşim. Aslan kardeşim benim. Oo, 2 tane vurduk. Adama 2K hasar yedi. Kritik olsa da 1K canı kalırdı muhtemelen. Tamam, yolladık onu base'e. Enerjisi de yok. Zorlarsanız ultisini alırsınız. Doldu enerjisi. Toplam buraya. Kagura reis sağ olsun bir de itti. Kufra nerede? Sen onu bir bırak kardeşim. Onun hayatını kurtardık, gayet iyi. Hepsini acır mı aldı? Cidden mi? Gel lan. Gelmedi. Evet, durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Umarım her şeyi güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir. Yine kafanıza takılan şeyler varsa yorumlara yazın. Her şeyi açıklama kısmında arkadaşlar. Daha fazla tıkla kısım var orada. Ona tıklayarak sizler de görebilirsiniz. MVP olmamış mıyız? O sondaki kill'lerden biraz alabilsem ben olurdum muhtemelen de. Hepsi Roger'da kaldı. Neyse, ikinci videoya geçelim hemen. Like atın, like. Dostlarım merhabalar, hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralama başlayalım arkadaşlar. Roger ve Kufra ile beraber girdik. Şey oldu, biz böyle sezon sonu insanlar kötü oynuyor falan diye yeni sezona hazırlık, böyle farklı hero'lar oynuyoruz falan, neyse. Geçen elde geldi maalesef. Gunivar oynuyor bu el. Bakalım. O maçı kazandılar. YouTube'a da birkaç video atmış Mepek diye bizim hakkımızda. Zaten oradan çıktı benim Moskova'da tutturduğum map muhabbeti. Şimdi göstereceğim ben ona Mepek'i. Öyle. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kalkan oynayacaktım aslında. Çok fazla bozuk hero var diye de. Oynamayacağız bu el. Keri'yi banlasaydık iyiydi sadece. Şu farmı alalım, çıkalım. Takasa girmeyeceğim. Sedana üstü dedi bizimkiler. Support yapıyor. Ne olur ne olmaz, uğraşmayalım. Şimdi evet, durumlar bundan ibaret. Ben şimdi ona map'i göstereceğim. Hop, aldım senin de son vuruş. Gayet iyi. Kanka bunu oynarız bence. Bana kim vurdu mesela ya? Sapladım kanka. Alırdım ben onu da, neyse. Bana kim vurdu? Sedana'nın skilleri Kufra'ya değdi. Hani Kerry'nin Q'su mu vurdu acaba? Sedana nerede bu arada? Buradan ayrılmayacak anladığım kadarıyla. Tamam, ayakkabıyı böyle yapmamız iyi oldu o zaman. Kritik kasacağım, umurumda değil. Gireceğim, tek atacağım, çıkacağım. Kerry'de de misilleme yok, gayet iyi. Beni itmeyeceğim. Sedana burada olduğu için dondururlar. Uğraşırız sonra. Gerek yok. Şöyle son vuruşları almaya çalışalım. Onun haricinde çok fazla kaslana kadar lane'den çıkmayacağım. Nice. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bakalım bu maç keyfim yerine gelecek. Denk gelmesi iyi oldu.
Toplama 5'te böyle giriyoruz, tamam mı? Adam akıllı ekip girmiyoruz. Denk geliyor, atıyor. A globalleri yendim. Şöyle böyle 20 dakika maç kazanıyor. 20 dakikada maç kazanıyor. Bir de atıyor onları. E-spor katılıyorlar MTC'ye falan. Geliyorlar 20 dakika toplama ekiple maçı paylaşıyorlar. Değişik. Paylaşabilir. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok ama. Yine de hoş değil arkadaşlar. Neyse şimdi oynayalım bakalım trio'da da. Main çektiğimiz zaman nasıl oluyor. Geçen el onların gelen kaç girdi bilmiyorum. Gelenleri sağlamdı, onlar kazandı. Well kiminki iyi. Yani sen 2 gir 3 gir. Önemi yok. Kimin daha iyi gelirse o kazanıyor valla. Kötü attım değil mi? Evet. Saplayamadım onları. Kesebilirdim orayı ya. Evet, göre göre yedim bunu. Zıpla kafamda. Nice, tamam, sıkıntı yok. %20 uyarısı verecek değil mi? Lan korktum. Orada ultiyi yön verseydim, acele ettim ona. Yön versek sıkıntı yoktu ama. Bir daha yersem ölürüm. Şöyle çime deniyorum ama kimse yok oralarda. Tam kere öldü. Ne yapıyorsun ki sen hocanla burada? Sapladım ben onu. Güzel. Sedana piyasada yok. Şöyle birazcık geride duracağım. Hepsi uhu ne oğlum, kaç kişi var orada? İt kankam. Güzel. Burayı da açtık. Şimdi burayı da itelim. Sedana burada. Kanka Sedana bir orada bir burada. Yani support oynuyor normal. Bir yerlere pusacak. Bunu aldık, bunu aldık. Ayakkabıyı bitirmiştik zaten. Şimdi hemen hasarımıza gidelim. Güzel. Can çalmamızla çıkalım. Gayet öndeyim şu an. Ne olur ne biter göreceğiz. Şuraya bir ulti atalım. Oraya gitsem kaybeder miyiz? Onu aldım ama. Bir tane vurayım da ona. Güzel, badank da onu aldı, gayet iyi. Üste gitmem lazım uça uça. Hazır şu nehir hızlıyken. Uç Lia uç. Geriye para vermeyelim. Hop. Pasiften bir hareket hızı. Hop. İttir bunu da. Güzel. Çok para vermedik. İyi yetiştik buraya. Geldim, seni de aldım hemen. Güzel başladık maça. Bakalım. Böyle devam ederse bir 4-5 dakika sonra herkesi tek başıma saldırabilirim. Herkesi dediğim toplu oldukları zaman. Dikiyor ilhama hepsi yok olur çünkü. Bakalım, Sedana piyasada yok diyecektim, ölmüş. İtelim burayı. Mehmet niye böyle yapıyorsun Mehmet? Kulen yok, sen niye burada oyun oynuyorsun Mehmet? Son en sıkıntı yok kanka. Tamam, devam etmeyeceğim. Kufra atlarsa oynarım. Sedana nerede? Sedana korkutuyor. Bir yerden çıkabilir. Şöyle yapalım. Bitelim burayı ama. Bu arada arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de bu güzel kardeşinize abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden herkesin eline koluna sağlık. Oraya ultiyle gitsem ne olur? Aç mıydı? Boşver. Oraya düştü zaten. Badangasına ulti atsaydı bir şeyler çıkartabilirdi oradan da. Denemedi reis. Sedana yok piyasada. Ona kafa atmadığımız sürece. Tamam. Bu da bitti. Hemen kritiğe dönelim. Bir tane daha mı açıyoruz? Açalım. Hop hop hop. Onu yeseydim kule de bendeydi. Var ya, yamulmuştuk burada. Sana bir şeyler yapabilir miyim? Yeterli. Güzel vurdum. Ölme kanka, gel geri. Al burayı da. Nice. Şimdi şu üstü de bir itelim. Gidelim abi üst koridorumuza. Oraya itelim. 1-0-4. Gayet güzel bir skorum var. İşte Ruby'nin stun'a birazcık sıkıntı. Araya girdiğim zaman bir en ufak bir şey vursa bir iki saniyede yok oluyorum o. Birazcık can yakıcı. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Sedana da uzaktan tutarsa o birazcık can yakabilir. Şunu yemeyelim. Kufra oynarsa oynadım bu arada. Oynayacak mı? Kule bende mi kaldı? Mükemmel şans. Aa, Roger de öldü. O çocuk ölmedi mi orada? Keşke ben W'yu saplasaydım. Ben kaçamıyor diye vurmadım onu ama. Sıkıntı yok. Guniver nereden atladı bu arada? Ben şuradaydım, o buradaydı. Oradan oraya atlayabiliyor mu?
Ya da ben görmedim diğer tarafa baktığım için. Neyse sıkıntı yok. Hala 2K öndeyiz. İyi güzel. Pil gücü de güzel zamanda renk geldi. Flash mı attın sen ona? Yok atmamış. Pil gücü geldiği için flash atmış gibi göründü. Aslında şuraya bir tuttursam. Evet. Nice ulti hocam. Gidelim altı o zaman. Yapacak bir şey yok. Ayaklara kuvvet. Run Lia run. Şuradaki gelen farmı alalım. Buralardan birileri çıkar mı? Buralar riskli. Guni çıkmadığı sürece diğerlerinden kolay kolay tek yemem de. Guni tutarsa kesme potansiyeli yüksek. Yarım saat stun atıyor anasını satayım. Stun'dayken de vuruyor bir de. Pek şansın olmuyor. Al bunu. Ama bende kaldı. Allah kusura bakma kardeş. Smite ataydın. Atamazsan çalarlar. Dayı 5 kişi orada duruyorsunuz ama Gulliver bir zıplattıysa. Nerede bilmiyorum tabi de. Tank Mehmet. Tank yarı Mehmet. Yine çok yan yana durmayalım. Hiç görüş yok haritada ya. Onu ben alamadım. Kanka beni beklersen güzel olabilir. Gulliver oradaymış. Dım 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 dım. Güzel. Kanka 5'le gezek de bir Ruby Gulliver UV falan filan yamuluruz. Kardeşim merhaba. Ne oluyor orada? Orada. Öldü muhtemelen. Bam. Ah be. Almıştık lan ne güzel. Ulti ile kill alsak temiz olacaktı. Sıkıntı yok. Kimi tuttun kanka? Böyle yerlerde ilham açmak istemiyorum. Gerek yok. Ölecekler zaten her türlü. Güzel o da yamuldu. Sen de yamul. Nice. Ne oldu ya bu 5-10 dakikada loss oldu hemen. Niye böyle oldu? Yani ekiple 20 dakika sürerse main aldığın zaman trio da 5 dakika sürer. Bu işler böyle. Güzel kardeşim. Güzel oyundu. Gümüş aldın 8 dakikada ama helal et hakkını. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.